Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 93 ve 94. sayfaları beraber işleyeceğiz şimdi. Bu sorularda maksimum ve minimumla ilgili sorularımız var. Bilginiz olsun. 2 sayfa toplam 8 soru. Hadi 27 sorunun çözümüyle başlayalım anlatımımıza. Şimdi yukarıdaki fonksiyonun grafiği verilmiştir. 5 tane A, O, O, B eşitmiş. A noktasının apsisi nedir demiş. Şimdi bakın A, O. Şimdi buraya K dersem. O zaman OB için 5K'dır diyeceğim. Doğru mu? Şimdi bunlar uzunluk olarak değerleri. Fakat bize ne lazım arkadaşlar? Hani bunları koordinat değeri. Şimdi burası 5K. Şimdi şuradan tam 2'ye böldüğünüzde toplam kaç K burası? 6K mı? O zaman burası 3K. Burası da ne yapacak? 3K yapacak. Toplam 5K'ydı. 2K'sı burada. 3K'sı da burada. Ve bizim şu noktanın apsisi kaç geldi? 2. Bakın şurası da 2K ise aslında K nedir? 1'dir. O zaman A noktasının apsisi eksi 1'dir. Buradan da 5 kaldığına göre B noktasının o apsisi de kaçtır? 5'tir. Bize neyi sormuş? A noktasının apsisini sormuş. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir diyebiliriz. İlk sorumuzun çözümü için. Peki bakalım geldik 28'e. Yukarıdaki f fonksiyon grafiği verilmiştir. X eşittir. Eksi 3. Doğrusun parabolün simetri eksenidir. Tamam. Burada bizim parabolümüz dönüyor. Peki. F7 19 sa F-3 F-13 nedir demiş. Simetri ekseninden eşit miktarda sola ve sağa gittikçe benim görüntüm aynı kalacaktır. Yani benim F7 dediğim şeyle F-13 dediğim şey bence aynıdır. Şimdi x eşittir. Eksi 3'e göre burası kaç birim? Aslında yerleri ters gibi oldu. Şöyle yapalım. Buraya f-13 yazalım. Buraya da 7 yazalım. Tamam mı? Şimdi eksi 13 sol tarafa gidecek. 11'im. O zaman ben eksi 3'ten de 11'im sağa gittiğim zaman kaça geleceğim? 7'nin görüntüsüne geleceğim. Burası 7. Bakın bu tarafa doğru kaç birim gittim? 11'im gittim. 11'im de sola doğru giderse yani f eksi 13'ün görüntüsü olur. Ve bunların aynı hizada oldukları için şunlar aynı hizada oldukları için görüntüleri aynı kalacaktır. Yani f7 19'sa f eksi 13 içinde biz nediriz arkadaşlar? 19'dur diyebiliriz. Yani bu da 28. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım sağ tarafa geçtik. 29. sorumuzdayız. Aşağıda f fonksiyon grafiği verilmiş. Demiş 2 tane AB, 3 tane OA demiş. Şimdi AB 3k. O zaman OA 2k'dır. O zaman bir nokta burası, bir nokta da burası. Şimdi o zaman ben burası için koordinat değeri olarak buraya 2k dersem bunun koordinat değeri olarak 5k'dır diyeceğim. Çünkü total olarak buradan hesap yapmam lazım benim. Şimdi bakın bu arkadaş bunun fonksiyonu, o da onun grafiği, o onun fonksiyonu, o onun grafiği. Yani bu arkadaşın kökler toplamı ile bunların kökler toplamı aynıdır. X eksenini kestiği noktalar bizim köklerimizdir, reel köklerimizdir. O zaman topladığımız zaman kaç yaptı? 7k yaptı. O zaman burada kökler toplamını ne yapacak? 7 o zaman 7K 7'dir. O zaman K1'dir. O zaman burası 2. Burası da kaçtır? 5'tir. Aynı şekilde buradaki kökler çarpımı ile buradaki kökler çarpımı da aynıdır. Peki kökler çarpımı ne yapar? C bölü A. Yani M eksi 2. O da neye eşit? 2 çarp 5'ten 10'a. M ne yaptı? 12 yaptı. Ben de sorun çözümünü bu şekilde buldum. Böyle de diyebilirim. İstersem hocam mesela 2'ye 0 noktası benim parabolümün üzerindedir. Fonksiyona 2 yazdığım zaman sonuç sıfırdır da diyebilirim. 2 yazdım. 4 eksi 14 artı m eksi 2 sıfırdan. M buradan kaç gelir? 12 gelir diyebiliriz. Böyle de bulabiliriz. Ama benim bu yöntemim bana daha akılda kalıcı ve mantıklı geliyor. Tamam. Yani cevabımız ne gelecek? 12 gelecek. M eşittir 12'ymiş. Peki bakalım. Geldik 30'a. Fonksiyon grafiği verilmiştir. Tamam. A, O 4 tane O, B'miş. Şimdi şurası bunun 4 katı. Yani buraya K dersen burası 4K. Yalnız koordinat değeri olarak buraya k yazdım ama buraya benim ne yazmam lazım? Eksi 4k yazmam lazım. Bir kere bunda en fikir olalım. Şimdi bu denklemin kökler toplamı ile bu denklemin kökler toplamı aynı. Bu denklemin kökler çarpımı ile bu denklemin kökler çarpımı aynı. Çünkü aynı şeyler onlar. O grafik o onun fonksiyonu birbirine ait olan şeyler. Şimdi mesela kökler toplamı ne yaptı? Şu ikisini toplarsanız eksi 3k yapacak. Bu da neye eşitmiş? Kökler toplamından 6n bölü eksi 1'den 6M yapacak. O zaman burada K dediğiniz şey ne geldi? Eksi 2M mi geldi? Aynen. O zaman K dediğiniz şey 2M ise buraya yazabiliriz biz onu. Yani burası K dediğiniz şey eksi 2M ise burası eksi 2M'miş. Bir kökü eksi 2M çıktı. Gördünüz mü? Buraya K eksi 2M yazarsam bir kökü de ne geldi? 8M geldi. Şimdi bunlar benim köklerim. Hani koordinat değerleri. O zaman ben burada kökler çarpımını orada da eşitleyebilirim. Kökler çarpımı ne yapar? Eksi 2m çarpı 8m yapar. Bu da neye eşit? Buradaki kökler çarpımı. Yani eksi 16m bölü 3'ün eksi 1'e oranı. C bölü a'ydı değil mi? Kökler çarpımı. Eksiler birbirini götürdü. O zaman sol taraf eksi 16m kare yaptı. Sağ tarafta ne yapar? 16m bölü 3 yapar. Buradan m ya sıfırdır ki m'in sıfır olma şansı yok. O zaman kökleri ikisi de sıfır gelecek. O zaman bir tane m'i sadeleştirelim. Bir de 16'ları sadeleştirelim. Eksi m eşittir 1 bölü 3'ten m dediğiniz şey ne gelecekti arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 gelecek diyebiliriz. Bu da 30. sorumuzun çözümüydü. Bu tip sorulara dikkat edelim. Bilginiz olsun. Ben kendi kampımda da parabolle ilgili anlatımımda da konu anlatımımda da bunlarla bolca ne yaptım? Soru çözdüm. Geldik 31'e. Bakın alan ABC'de en çok kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi BC'yi ne vermiş? 1-A vermiş ve demiş ki 2 tane BC ile DA'nın toplamı 6'ymış. Şimdi o zaman ne diyelim? 2 tane 1-A artı DC'ye de DC diye tutalım. 6'ymış. O zaman buradan DC ne yapar? Bu arkadaşı bu tarafa atacağız. Yani 2-2A'yı o tarafa atarsak 6-2 artı 2A'dan 4 artı 2A yapar. Demek ki burası 4 artı 2A'ymış. Yani bununla bunun çarpımının Sonucunun çok olmasını istiyorum. Şimdi sakın bana bunlar eşittir meşittir demeyin. Tamam mı? Öyle bir şeyimiz yok. Sebebini açıklarım. O zaman bizim alanımızı veren fonksiyon ne geldi? Alt 4 artı 2 a ile yani 2 a artı 4 ile kimin çarpımı arkadaşlar? 1 eksi a'nın. O zaman burayı dağıtırsak ne yaptı? 2 a eksi 2 a kare artı 4 eksi 4 a düzenlersek eksi 2 a kare eksi 2 a artı 4 geldi bize alanı veren fonksiyon. İşte bunun ne olmasını istiyoruz? Çok olmasını istiyoruz. Bakın o bir parabolik bir hareket aslında. Alan bizim için paraboliktir. Bunun tepe noktası bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri verir. Değil mi? Tam şurası. Onu nasıl buluruz? R'ye bakarak. Yani eksi 2, eksi b bölü Hatta bunu artı 2 yapalım. 2A'dan eksi 4. Yani ne geldi? Eksi 1 bölü 2 mi ver? geldi? Sen A'ya eksi 1 bölü 2 verdiğinde senin alanı ne gelecek arkadaşlar? Maksum gelecek. Şimdi bu çirkinliğe yazmak istemedim. Gelin eksi 1 bölü 2'yi buraya yazalım. Eksi 1 bölü 2'yi buraya yazalım. Buraya eksi 1 bölü 2 yazalım. O zaman burası ne yapar? Eksi 1 yapar burası. Yani burası kaç yaptı? 3 yaptı. Peki burası ne yapar? 3 bölü 2 yapar değil mi? 1 eksi eksi 1 artı 1 bölü 2'den. 3 bölü 2 yaptı. O zaman bu arkadaşla bu arkadaşın çarpımı ne yapacaktır? 9 bölü 2 birim kare yapacaktır. Diyebiliriz. Bu da 31. sorumuzun cevabıydı. Yani cevabımız ne geldi? 9 bölü 2 geldi. Hocam neden bunlara eşit almadın? Bakın şuradaki A'nın bak ben onun bir sebebi var aslında. Şuradaki A'ların katsayıları mutlakları karşılıklı eşit olmadığı için sakın bana onları ne yapmayın? Eşit almayın. Yani bunlar karedir demeyin. Ha şöyle olsaydı 4 artı a bir kenarı diğer kenarı da 1 eksi a olsaydı hocam o zaman gerçekten dediğim gibi kare çıkacaktı. Ama burası 4 artı 2 a olunca bunun sonucu ne çıkmayacak? Kare çıkmayacak bilginiz olsun o kadar çıktı. Tüyo verelim değil mi? Geldik 32'ye. Bir kırtasiyeci tanesi 2x artı 1 lira olan kalemlerden 5 eksi x tane almış. Peki o zaman biz ne yapalım? Bundan bunu çarparsak ödediğimiz parayı buluruz değil mi? O zaman 5 eksi x de Neyi çarpacağız? 2x artı 1'i çarpacağız. Bu kadar almış. Yani dağıtırsak ne gelir bilmiyorum. Şimdi öyle beklesin. Be. 40 tane seçici kalemlerin tanesini bu kadarla sattığına göre en çok kaç lira kar edebilir? O zaman kalemlerden tane almış. O zaman şöyle yapalım mı? Şunu iptal edelim. Şimdi ben zaten 5 eksi 2 tane aldım. O belli. Ben ne kadar aldım? Tanesini bu kadar aldım. Tanesini ne kadar satıyorum? Bu kadar. O zaman satış eksi alış bana neyi verecek? Karı verecek. O zaman şöyle yapalım. 2x artı pardon şöyle satış ne? 3x artı 4. Ben 3x artı 4'ten ne yapayım? 2x artı 1'i çıkartayım. Buradan ne gelir arkadaşlar? x artı 3 gelir mi? Gelir. İşte bu benim birim kalem başına karımdır. O zaman ben 5 eksi x tane aldığıma göre ve bunu x artı 3 ile çarpacağıma göre. Şimdi bunu dağıtalım. Ne yaptı? 5x artı 15 eksi x kare eksi 3x. O zaman ne oldu? Eksi x kare artı 2x artı 15 oldu benim alanımı veren daha doğrusu karım veren fonksiyon. Şimdi bu fonksiyon kolları aşağı bakan bir fonksiyon. O zaman tepe noktasına bakalım. R'si kaç? 2 bölü 2'den 1. Yani ben x yerine 1 yazarsam neyi elde ederim? Maksimum karı elde ederim. Peki x yerine 1 yazınca ne olacak o zaman? Eksi 1 artı 2 artı 15'ten benim cevabım kaç gelecek? 16 gelecek diyebiliriz. Bu da 32. sorumuzun çözümüyle arkadaşlar. Hadi bakalım geldik son iki sorumuza 33 ve 34. Yukarıdaki şekilde tepe noktası T olan fonksiyon grafiği verilmiş. Bu dikdörtgenin alanı da 27 birim kareymiş. Bakın tam nereden geçiyor? Ee, orijinden geçiyor. Sabit terimde yok. Peki bakalım. O zaman şöyle diyebiliriz aslında. Bunlar birbirine eşittir. Demek Tam burası tepe noktası olduğuna göre. Peki bunun R'si ne? Eksi M. O zaman bakın. Burası Koordinat değer olarak eksi m'dir. Ama burası uzunluk olarak m birimdir. Burası da uzunluk olarak m birimdir. Yani şurası m birim. Şurası da m birimdir. Ama koordinat değeri bunu eksi m'dir arkadaşlar. O farklı şey. Uzunluk dediğiniz zaman pozitif alıyoruz ya. Ondan dolayı. Şimdi bu dikdörtgenin alanı bu kare miymiş? Yok. Orada bir hata yaparız buraya m dersek değil mi? O zaman biz koordinat değerini eksi m olan bir şeyi fonksiyona yazınca ne olacak bakalım be. Fonksiyona eksi m yazıyorum. O zaman x ne oldu orası? m kare eksi 2 m kare oldu. Yani eksi m kare geldi mi? Şimdi bak ben bunu fonksiyona yazdığım için bu noktanın nesini buldum? Ordinatını buldum. Yani ne geldi o? Eksi m kare. Ama burası uzunluk olarak m karedir. Koordinat değeri negatiftir ama uzunluk pozitiftir. Şimdi ne oldu? Burası m birim oldu. Burası da m kare birim oldu. O zaman m kare ile m'i çarparsak o dikdörtgenin alanını bulacağız. O zaman m buradan kaç geldi? 3 geldi. Anlaştık zaten bana ne soruyordu? M değerini soruyordu. O zaman bizim cevabımıza ne geldi arkadaşlar? 33. soru için. E, 3'tür diyebiliriz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Şimdi geldik dersimizin son sorusuna. Yani 34. soruya. Şimdi bir parabol vermiş. A noktalarını da kesmektedir demiş. Peki. Dikkatli bakarsanız aslında burası aynı zamanda bu doğrunun y ekseni kestiği nokta. O zaman burası kaç bu arada? Parabolimiz 2 birim yukarıda olduğu için burası 2. O zaman burası da 2. Çünkü burası 45, 45, 90 üçgeni. Değil mi? Böyle söyleyebiliriz. A noktasının absisini alabileceği en küçük değer. A noktasının apsisinin alabileceği en küçük değer nedir diye sormuş. Şimdi ben bu doğrunun denklemini yazabilir miyim? Yazarım. Nasıl yazıyorduk? Y eşittir. Mx artı n şeklinde yazıyorduk. Bizim eğimiz nedir? Eksi 1'dir. O zaman buraya bir eksi koyduk. O zaman ne oldu? Eksi x oldu. Y eksenini kestiği nokta nedir? Y eşittir. Eksi x artı 2'dir. O zaman biz gidip bu ikisini birbirine eşitleyelim. O zaman x kare artı 2 ile eksi x artı 2'yi birbirine eşitleyelim. Hepsini sola atalım. x kare artı x eşittir 0 gelsin. x parantezinde x artı 1 0'dır. x bir 0 kesecektir. Bir de eksi 1 kesecektir. Zaten x eşittir sıfırda kesiştikleri belli. Bir de nerede kesişiyorlar? Eksi 1 de kesişiyorlar. Demek ki burasının apsisi kaç? Eksi 1. A noktasının apsisini alabileceği en küçük değer nedir demiş. Burada en küçük değer değil de tek bir değer vardır. O da nedir? Eksi 1'dir diyebiliriz bu sorunun. Çözüm için. Yani 34. sorunda cevabı ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 geldi. Ve böylece 93 ve 94. sayfaları beraber yaptık. Tamam. Bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.